Geçtiğimiz pazar günü 37. olağan genel kurulunu gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeniden Mersin İl Başkanlığı'na seçilen Adil Aktay mazbatasını aldı. Hayırlı olsun başkanım. Biz de teşekkür ederiz. Mazbata alımının ardından adliye binası önünde açıklamalarda bulunan CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, öncelikle kendisine destek veren tüm partilere teşekkür etti. Cumhuriyet Halk Partili kongre delegelerimize, üyelerimize, Mersinli hemşerilerime, tüm partili yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kongrenin ardından sosyal medyada bilgi kirliliği olduğunu belirten Adil Aktay, kongrede yaşananların CHP kültürüne yakışmadığını söyledi. Şu anda kongreyle ilgili bazı gerçek dışı yorumlar var sosyal medyada ve basında. Öyle boşuna fazla bu sosyal medyada yaymasınlar. Ne demek divan başkanının eline vurmak? Eline vurmak, sen git buradan demek. Ben gözümün önünde olan, sadece değil divanın önünde olan olaylar, bunlar kabul edilebilir değil. Ben bunu yapan arkadaşlardan ve bunu teşvik edenlerden, tahrik edenlerden bir özür bekliyorum. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren Aktay, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kendisinin ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in duruşunun belli olduğunu belirtti. Benim zaten bir işçi çıkarma konusunda genel başkanımın talimatı doğrultusunda temsilcisi olarak bir yetkim yok. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in tavrı bellidir. Mersin Belediyesi'ni nasıl yönettiği, bu konuda ne kadar hassas olduğu uygulamalarıyla 9 ayı aştı. Yani oradaki ölçütleri bellidir. Ben bu haberin doğru olmadığına inanmak istiyorum. Yükü ağır, yapacağı çok şey var. Benim ona nasihatim il başkanı olarak işine odaklansın. İşine odaklansın, işini yapsın, işi çok ağır. Daha sonra Cumhuriyet alanına geçen Aktay, Atatürk'ün manevi huzurunda çelenk sunumu gerçekleştirildi. Cumhuriyet alanındaki törene İl Başkanı Adil Aktay ve yönetim kurulunun yanı sıra ilçe başkanları, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve partiler katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Aktay, ülkenin huzuru, birlik ve beraberlik için CHP'ye büyük görevler düştüğünü belirterek CHP'yi iktidara taşımak için çalışacaklarını söyledi. Eksiklerimizi görerek, uyarı ve eleştirilerden ders çıkararak her zamankinden daha fazla çalışacağız.